Ya baki entel baki, bir ameliyat cerrahiye hükmünde kalbi masivadan, Allah'tan gayrı ne varsa onlardan tecrid ediyor, ayırıyor, kesiyor. Şimdi ameliyata girdin. Bir hastalığın var değil mi? Eğer ki bu derste ameliyat olmak istiyorum diyen adam, ama bir nevi de ameliyattan korkan bir adam düşün. Şimdi adam hastalığını biliyor ama ameliyat olmuyor. İyileşir mi? İyileşmez. Niye? Çünkü bıçak kesecek. O masaya yatmaktan korkuyor ama ardından bir şifa gelecek. Doğru mudur? Ardını düşünmüyor. Şimdi masaya yattık abi. Kalbe neşteri vurduk. Yani normal bir ameliyat değil bu. İnce ayar istiyor. Bir cerrah lazım yani, değil mi? Bir ameliyatı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibariyle, yaratılış özelliğiyle, itibariyle mevcudatın bütün varlıkların hemen hemen ekserisiyle çoğuyla alakadardır. Vallahi öyle. Yani her şeyle alakadarız. Herkesin bir tutkun olduğu bir mesele var. İnsan yaratılış itibariyle Cenab-ı Hakk'ın verdiği o özellikle her şeyle alakadar. Bütün gezegenlerle şeyler değil mi? Bulunduğu alana göre. Hem diyor insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derç edilmiştir. İnsanda sınırı olmayan bir sevme kabiliyeti verilmiş. Onun için insanda umum mevcudata karşı, bütün varlıklara karşı bir muhabbet besliyor. Doğru mu? Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Yani sevgide sınır yok ki. Ben sana şu kadar limitli bir sevgi verildi, şunun bu kadarını buraya kullan değil yani. Her şeye sınırsız olduğu için, sınırsızdan da bir şey eksilmediğinden dolayı her şeye muhabbet besleyebiliyor. Her şeyi sevebiliyor. Doğru mu abi? Halbuki muhabbet ettiği mevcudat, varlıklar durmuyorlar, gidiyorlar. Bu hatun da olabilir. Veya bir bayan için bir erkek de olabilir. Haram bir sevda da olabilir. Diğer türlü hiç kırılmayacak gibi aldığın bir saatin de olabilir. Ya da hiç yırtılmayacak gibi giydiğin pantolonlu bir ayakkabın da olabilir. Değil mi? Peki bu nereden geliyor? İnsanın diyor fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk vardır sonsuzluğa. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime, yani o hiç böyle son bulmayacak düşüncesiyle bir nevi beka tevehüm eder. Yani hiç bozulmayacakmış gibi alıyor o saat. Arabayı aldığı zaman hiç arıza yapmayacak gibi alıyor. Böyle düşünüyor. Bir pantolon aldığı zaman hiç yırtılmayacak gibi alıyor. Ben pantolon aldım ama bu yırtılabilir diye tevehüm edemiyor. Ona beka veriyor. Sonra sever diyor. Ona o bekayı verir, sonra sever. Yani düşünsene, şu kamerayı abi sana vereceğiz biz. Desem ki 3 gün sonra bozulacak. Sever misin bu kamerayı? Ama bu kamerayı sana satsam, hiçbir şey demesem, hiç bozulmayacak gibi tevehüm edip öyle alırsın, öyle seversin. Yani bir insan da haram sevdaya bulaşırken hiç böyle acı çekmeyecek, hiç elem olmayacak, bunun gibi seviyor. Bunun gibi bağlanıyor. Ama ona denilse ki bak, senin bu bağlandığın bu araba 10 gün sonra kaza yapacak, onu sevemez. Aklında öyle tevehüm etmesi lazım ki bu araba hiç kaza yapmayacak gibi ancak öyle sever. Ne vakit diyor zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder diyor. Bütün firaklardan, ayrılıklardan gelen feryatlar, bağırıp çağırmalar, ağlamalar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdırlar. Biz neden üzülüyoruz? Her şeye beka bulmuş gibi baktığımızdan dolayı. Halbuki öyle değilmiş bak. Eğer tevehüm-i beka olmazsa muhabbet edemez. Yani öyle sevmek zorunda, hiç bitmeyecek gibi düşünürse sevebilir diyor. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka. Arzuluyorsun, sonsuzluğu arzuladığın için fıtri umumi bir duadır diyor. Burayı anladık şimdi. Böyle seviyormuşuz. Beka tevehüm etmesek sevemeyiz. Cümleler çok önemli. Ama diyor ki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan, o ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Çok sevdiği şeyden sonradan birden ne yapıyor? O elinden gidince azap çekmeye başlıyor. Yani değer verdiğin pantolonun, saatin kırıldığı, bozulduğu zaman kalbin cız ediyor. Telefon da aynı şekilde. Değil mi? Telefonun mesela şöyle yere düştüğü zaman kısa bir kalp krizi geçiriyorsun böyle. Değil mi böyle? Ulan yüreğim gitti falan diye. Bak niye? Çünkü o telefon hiç bozulmayacak gibi baktığından dolayı. Hiç düşmeyecek gibi. Bak görüyor musun? İşte bak o kısa anda bile nasıl kalp zarar görüyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Ne kadar çok bağlanırsan o kadar
azap görüyorsun. Doğru orantı olarak artıyor. Ne kadar dünyayı seversen, değil mi? Dünyalık şeyde kaybettiğinde o kadar üzülüyorsun. Açık ve net. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, sonsuz sevme kabiliyeti, hadsiz bir cemali bakiye malik, sonsuz bir güzelliğe sahip olan bir zata Cenab-ı Hakk'a tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek, bu muhabbeti kötüye kullanarak, bu istidadı, bu kabiliyeti, dikkat et, o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurun cezasını da ayrılığın azabıyla çekiyor. Öyle değil mi abi? Allah muhafaza. Şu an gençlerin %90'ı bu haram sevdanın içine düşmüş durumda. Allah muhafaza. Haram sevmekte ne diyor? Bir kıskançlık elemi vardır. Bir firak, yani ayrılık elemi vardır. Mukabele görmemeye, karşılık görmemek elemi vardır. Onunla o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer diyor. Her gün şu kadar bardakta balın içinde bir damla zehir sana yedirsem. Az az 5 yıl sonra birden etkisini gösterse ne olur? O 5 yıl yediğin bal senin burnundan gelir mi? Gelir değil mi? Haram sevdaya bulaşan o aşk-ı bekayı buradaki mecazi mahbuplara, fani mahbuplara tevcih ettiği zaman işte o kardeşimiz aslında farkında değil, ona her gün şeytan zehirli bir bal ikram ediyor. Ama lezzetli. Şeytan günahlarda lezzet olmasa insanları nasıl kandıracak? Öyle değil mi? Onu da Taife-i Nisa'ya saklamış zaten. En lezzetli onu gösteriyor. Çıkıyor, flört ediyor, Allah muhafaza, geçiyor aylar, yıllar. Birden o son bulduğu anda bu sefer lezzet aldığı, gezdiği her yer ona zehir oluyor. Değil mi Halim abi? Allah muhafaza ya. Evet, dikkat edelim arkadaşlar. Çok önemli aslında. O kusurun cezasını firakın, ayrılığın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan, o fani sevdiklerinden hattı alaka etmek, alakasını kesmek, o mahbublar, o sevdiği şeyler, dünyalık cihetiyle bağlandığı şeyler onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle mahbub-u bakiye, sonsuz sevilecek olan o zata hasr-ı muhabbeti ifade eden ya bakiye entel baki olan birinci cümlesi. Daha birinci cümleye yeni geldik. Baki hakiki yalnız sensin. Masiva senden gayrı ne varsa fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Değil mi abi? Anahtar kilit ilişkisi gibi yani. Bak, birbirine uyum var değil mi? Sonsuzluğu isteyen kalp ancak sonsuzla uyuşur diyor. Sen sonsuzluğu isteyen kalbe dünyalık meseleler uydurmaya çalışıyorsun. Olmaz ki. Karşılamaz ki onu. O cihette kusur ediyor insan. Ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat, sevdiğin o şeyler, evladın da buna dahil, adam evladı hiç vefat etmeyecek gibi seviyor. Bir gün vefat edebilir. O da Cenab-ı Hakk'ın mülküdür diyebilmeli insan. Doğru mudur? Evet. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki, entel baki demekle bırakıyorum. Bu kalben bırakmak. Yani şimdi çıkarken herkes araba anahtarlarını falan bize atmasınlar abi, bu dünya böyle. Değil yani. Kalben terk etmek. Anlatabildim mi? Madem o hadsiz mahbubat, tekrar ediyorum, fanidirler. Beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki, entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile, senin ona devamlılık özelliği vermen ile o mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim, öyle inanırım demektir. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Bir adam eşini, helal olan eşini de böyle sevmek zorundadır. Cenab-ı Hak namına sevmektir her şey. Onun namına seversen güzel olur işte. Yani Rabbim sen olmasan bir kıymeti yok bunun. Doğru mu? Çünkü dünyalık cihetiyle bakarsan bu muhabbete, ben evliyim abiler, oradan örnek verelim. Evli abilerimiz de burada çok. Yani hanımına ettiği muhabbet dünyevi olursa
azap çeker. Niye? Yaşlanacak, hasta olacak, çirkinleşecek. Bunlar hayatın gerçeği. Erken ölecek belki de, bilemiyorsun. Ama eğer ki Refikay hayatını ebedi hayat için severse şunu söyler diyor üstad. Bu dünyada çirkinleşti, ihtiyarlaştı. Ama ebedi hayatta en güzel olacaktır. Yani orada beka bulacaktır. Kimle? Cenab-ı Hakk'ın izin vermesiyle. Senin ipkan ile o beka bulacaktır diyor. Bu manayla severse insan eşini aldatmaz. Şu an insanlar niye böyle perişan? Yani ailevi meseleler niye düzene oturmuyor? Çünkü niye? İnsanda faniye karşı bir de ülfet perdesi var. Hemen sıkılma, hemen bıkma. Hani biz şimdi tamam telefonu aldın, arabayı aldın ama arabayı ilk aldığın gündeki gibi 3 yıl sonra temiz tutuyor musun? Tutmaz. Kapıyı böyle biri çarpsa ya da debriyaj gajırt dese ciğerinden bir şeyler sökülür senin, değil mi? Ama araba ölmüş artık, eşek olmuş. Tamam mı? Yapmış 250 bin 300 bin. Orada diğer şey fites gajırt dese sorun değil, canın sağ olsun birader. Adam ne kadar cömert. Halbuki değil. Orada ülfet olmuş. Dünyevi mesele de eğer ki beka cihetine Cenab-ı Hak namına bakmaz, her şeyi böyle görür işte. Evet. Yalnız sen bakisin. Ve senin ipkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Yani dünyayı bırakıyor artık. Hüsün ve cemalleri üstünde o güzel liklerin üstünde fanilik damgasını görür diyor. İnsan dünyalık cihetiyle bağlandığı her şeyde kaldıracak, fanidir damgasını görecek. Alacaksın, fanidir. Her şeyde fanilik mührünü görürsen kalbin rahat eder. Aldığın gibi, aldım ama fani. Bu cihetle bakarsan lezzet alır mısın? Vallahi daha çok lezzet alır. Zaten biliyordun böyle olacağını dersin. Ama diğer türlü kalbin azap çeker. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, kalbin alakasını keser. Eğer kesmezse mahbupları adedince manevi cerihalar oluyor. Aldığı her şeyde dünyalık cihetiyle bağlandığı her şey ceriha, yara demek. Bu sefer aldığı her şey, sahip olduğu her şey onun kalbinde, vücudunda, bedeninde, ruhuna yaralar atıyor. Ebedi hayatta kalacak olan yaralar ya. Ya. Şimdi ikinci cümle olan, şimdi ameliyattaydık. Doğru mu? Ameliyatta yattık şu an. İçimizde ne varsa çıktı mı kardeş? Şimdi bu dikim süreci oldu mu? Oldu. Ama ben hiç görmedim ki ağır bir ameliyattan sonra dikiş atılan bir adam birden ayağa kalksın. Belli bir süresi var değil mi? Acılar, sızılar devam eder. Şimdi öyle oluyor. Çocuk Yenişehir'den gelmiş hafta sonu. Kameradan bakıyorum. İçeride bizim gençler de çocuk utanmış. Bak ta Yenişehir'den çıkmış sabah 9. Kapının önünde izliyorum. Kameradan bakıyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu diyorum ya. Bizim çocuklardan değil. Ondan sonra zilde çalışmıyormuş herhalde. Pili bitmiş. Tam gidecekken, bak abi nasip. Aradım Nurullah, baktım kameradan 2.80 uzanmış Nurullah da yerde. Tamam uzanma, dedim ki Nurullah kapıda biri var. Kalktı kapıyı açtı, baktım izliyorum, geçtiler oturdular. Dedim ki kardeşin derdi neymiş? Abi sen davet etmişsin. Sosyal medyadan kardeşe cevap veriyor ya. Tamam dedim, ben hemen geliyorum. Geldik, çocukla oturduk Yenişehir'den. Adam yaralı. Niye yaralı? Haram sevda. Ve öyle bir hal olmuş ki abi diyor beni terk etti. Sonra diyor nasıl olur abi diyor, 2 saat sonra eski sevgilisiyle diyor buluşmuş ya. Adam bunu dert etmiş, diyor ki yediremiyorum kendime, nasıl olacak diyor, bir dersi izleyecektir abi ki de. Nasıl olur abi falan diye. Tabi ben dinledim. Açtık burayı okuduk. Acaba bir de şeytanın en büyük şeyi vesveseleri sana bir yüklüyor. Olasılık üzerine olasılıklar. Kafayı yiyorsun yani, Allah muhafaza. Çocuğa buranın dersini yaptık. Abi diyor ama bu hemen geçmez ki. Evet hemen geçmez. Çünkü niye? Tahribat kolay, tamirat süre alır. 20 kişinin bir yılda yaptığı binayı bir çocuk 10 saniyede TNT'yi döşer. Yıkar mı? Yıkar. Peki 20 kişi 10 saniyede tekrar yapabilir mi? Değil mi yani, ameliyattan sonra da bir zamanın geçmesi lazım. O yüzden de onun süreci var işte yani. Ya baki, entel baki, ya baki, entel baki diye. Birincide adamı aldık diktik, sedyeye koyduk. İkinci cümle olan ya baki, entel baki, o hadsiz cerihalara, o yaralara hem merhem, hem tiryak, hem ilaç oluyor. Yani baki, madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var demek. Olay bu değil mi abi ya? Evet. Son cümle. Mevcudatta sebebi muhabbet olan, muhabbet etmemize sebep olan hüsün, ihsan ve kemal. Bir şey niye muhabbet beslersin? Onda hüsün varsa, güzellik varsa, ihsan varsa, bir iyilik varsa veya bir kemal,
bir güzellik, bir olgunluk, mükemmellik varsa seversin. İşte diyor bunlar umumiyetle baki halıkının hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı, dikkat edin, ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Yani senin dünyalık olarak bağlandığın şeyler Cenab-ı Hakk'ın ihsan, kemal ve hüsn olarak perdelerden geçmiş halinin gölgesi ya. Sen şunun gölgesine aşık oluyorsun abi. Düşünsene, gölgesine aşık oluyorsun. Ona aşık olan gölgesine hakiki olanını görse. Şimdi Cenab-ı Hakk'a bak. Yani senin aşık olduğun haram bir sevda Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinin perdelerden geçmiş halinin gölgesi. E şimdi yani baki cemal olan Cenab-ı Hak tahayyül eder mi akıl ya? Edemez. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder de onun üstünü görürüz, cemalini görürüz yani. Ya ama kalp iki yerde olmaz ki birader. E kalbi sadece dünyaya verirsen o istenir mi ya? Kalp ancak bir yerde olur diyor. O da inşallah mahbub hakikiye Cenab-ı Hak nasip eder ve o gördüğümüz her şey belki diyor cilve-i esma-i hüsnasının, Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin diyor gölgelerinin gölgeleridir. Anlaşıldı mı kardeşler? Cenab-ı Hak bize niye vermiş bu sebe kabiliyetini? Açık bir şekilde artık herkes bunu itikat cihetiyle bakar ve hayatını öyle yakinen izan ederek yaşar. İlk önce bana yaşamayı nasip etsin. Allah rızası için Fatih.